Aa, ben biliyorum oğlum. Gökhan, Gökhan Türkiye'de askerlik yapmadın amına koyayım. Bu halin ne ya? Bu halin ne oğlum? <laughs> Ulan burada millet bir aylık askerliği bir aydır konuşuyor amına koyayım. Adama bak. dakika izle. Herkes... <laughs> Hazırlanıyor mu? Hazırlanış gördün mü? Bu görmüyorum sanıyor bir de. Dur bakayım. Herkese selamlar arkadaşlar. Beni böyle görmeyi bekliyor muydunuz bilmiyorum ama e, size şimdi başımdan geçen olayları anlatacağım. Çünkü uzun zamandır gerek Twitch'te, YouTube'da, Instagram'da hep uzak... Bak bunu bilerek açmadıysa ben neyim bak bak. Şu an farkında o bak. Yayına bakıyor yandan bak yayına bakıyor. Aa, RP gad ya. Bak, 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 bak. <laughs> Görüyor musun? Çok artist bir çocuk ya. Çok artist ya. <laughs> Kaldım biliyorsunuz. Bayağıdır uzun zamandır bir şey paylaşamıyorum. Her ne kadar arada bir kullansam da izleyici olarak e, herhangi bir yayın, video veya Oğlum en son paylaş... pizza yapıyordun. Uber'de öpüşüyordun. Ne yaptın oğlum? <laughs> ...falan yapmıyorum biliyorsunuz. Ve çok sağ olun bu arada. Soranlar oluyor hani sürekli iyi misin, neredesin, öldün mü, kaldın mı gibisinden. Yakın çevren biliyor bu durumu. Size de anlatayım. Asker mi olmuş? Yok lan pizzacı da çalışıyor. Kostüm böyleymiş ya. Ya oğlum asker mi olmuş diye nasıl sorabilirsin şöyle bir sıfattaki bir adama? İyi misin dedim. Olay nasıl gelişti? Kardeşim onu da devam edeceğiz. <laughs> Gökhan? Kaç sene sürecek bu? Video videonun 35 dakika, 39 dakika izleyemeyeceğim. Korku oyunum var da. Neden böyle bir şey yaptın? Özledik lan seni valla ya. Olay ne tam olarak vesaire. <laughs> Bunlardan bahsedeceğim. Video birazcık uzun olabilir. O yüzden birazcık notlar aldım buraya. Değinmem gereken <laughs> önemli yerler vardı. Biraz size onlardan bahsedeceğim bu videoda. Hemen panik yapmayın. Asker olmadım. Ya asker as <laughs> Göt oldum galiba <laughs> ya. Asker olmadım derken. Dc mi? Dc gel oğlum gel iki saniye gel. Ne soruyorsun oğlum gelim mi diye? Allah Allah. Gelim mi ya? Çay, çaycı Gökhan geldiğinde çeksene. Tamamdır abi. Aslında ama e, bildiğiniz öyle full time bir askerlik değil. Sözleşmeli. Green kartımı evlilik yoluyla almıştım. Gerçek bir evlilikti ama. Sen gel Gökhan gel. Sen gel bir gel. Hmm. Alo sen, alo. Sen ne zaman evlendin oğlum? Sen bilmiyor mu? Ne <laughs> bileyim sence biliyor mu <musun? gülüyor> Ne zaman evlendin oğlum sen? 2017'de evlenmiştim ben. 2019'da boşandım sonra. Baya normal aşk evliliği mi? Normal. Evet aşk evliliğiydi. Ama sonra tabi beraber yaşamaya başlayınca böyle anlaşamamazlık falan filan oldu. Sonra ayrıldık. Aa, Sağlık olsun. Ne oldu oğlum şimdi sen sözleşmeli askerliğe mi başladın orada? Aynen sözleşmeli askerlik. Sen 40 dakika izleyemeyeceğim deyince dedim geleyim anlatayım hemen. Anlat ki. anlat merak ettik ya. Ya normal eğitimden geçiyorsun ama e, benim mesaim 30 gün ayda 2 e, gün çalışacağım. O kadar. Kalan 28 gün yine istediğimi yapabiliyorum. Ayda 2 gün şey. çalışacaksın. Aynen. Ayda 2 gün çalışıp işte nasıl diyeyim vatandaşlığını alıyorsun. Sigortan oluyor. Sağlık sigortan. Eğitim alıyorsun işte başka bir ne istiyorsan. Para 2 günlük veriyorlar canım. Para için değil. Kaç para veriyorlar 2 günlük? için. 2 güne 300-400 dolar veriyor. İki güne. oğlum siktir et. parası önemli değil zaten burada vatandaşlık veriyor diyorsun. Aynen. 4-6 ay falan sürüyor vatandaş olması. Ondan sonra vatandaşını alıyorsun. Öyle. Dışarıda da çok kolay iş buluyorsun bu arada. Oha. sen kendi rızanla böyle bir yola geçtin. Hani böyle bir seçeneği değerlendirdin ve girdin. Aynen çünkü benim vatandaşlık işleri birazcık böyle e, çetrefilleşmeye başlayacak diye hissettim. O yüzden He. dedim ben önce bitireyim. Bir, 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 çok, bir çok fazla şeyi var bu arada. Artıları var. Bir, 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 bir sürü avantajı vardır oğlum. Deli misin lan? Aynen. Türkiye'ye gidip gelmesi mesela hani askeri uçaklarla gidip geliyorsun 30-40 dolarlık bir biletle. Normalde 1000 dolara gidiyorsun biliyorsundur. Evet. Pahalı biletler falan. Ee, ne bileyim sağlık sigortası. Amerika'da sağlık zaten dert. Ee, <laughs> bir şey, şey şey var ya. Bak, biz de olabilir miyiz abi diyor Lan yürü git lan <laughs> memleketinde asker olunca <laughs> Artist Heriflere bak ya hesap kitap yapmaya başladılar ya 300 <laughs> et 300 doları koyayım, Ben giderim orada vatandaşlık alırım kafası Ee, Bu şimdi e, herkesin yapabildiği bir şey mi Yani Sen gidip 17, eğitimden 17... geçiyorsun bir tek Aynen 17-35 yaş arası Kolu bacağı olan herkes yapabiliyor Bu kadar basit Girmesi çok kolay buraya. Allah Allah. Yalnız böyle üniforma falan da şşş. O ne? Yani ondan sonra. Ne? Biraz... <laughs> böyle yani girmesi hakikaten bayağı kolay. Bizdeki gibi hani minimum boy, minimum kilo. Ondan sonra ne bileyim. Gözün bozuk falan hiç umurlarında değil. Direkt, direkt girebiliyorsun. <laughs> Kaçtım bebe <yazıyordu. gülüyor> adam kalmadı Çette adam Kesinlikle. kalmadı <laughs> Amerikan ordusu Türk ordusuna döndü bir anda değil mi? Allah Allah Ulan chat ya Yalnız komutan benim ilk ben girdim <laughs> Şunlara bak devre devrecilik var orada ha. Şş, Ayık olun Valla gece 5'te paspas attırır Senin chat benim altımda olacak artık Benim askerler olacak <laughs> Çok enteresanmış var, Ne bileyim bence hem değişik bir anı, değişik bir tecrübe hem de imkanları iyiyse işte mantıklı lan. Ama sen gene peki bu, şimdi sen bunu duyurdun. Artık ayda iki defa çalışacaksın. Peki Twitch'te, YouTube'da, YouTube'da yapacak mı lan gene? Devam edecek mi? Tabii tabii devam. Übere oh. falan devam edeceğim. Ama ona biraz da bir sonradan devam edeceğim bu eğitim bitince. O da Ocak ayında falan bitecek. Hmm. Gel şöyle diyor ordu işte iki gün bize çalış kalan 28 gününde ne yaptığın bizi çok ilgilendirmiyor diyor. Sadece hani efendi ol hani şey iki, iki evet. şeye çok dikkat ediyorlar. Bir cinsel istismar ki zaten sivil hayatta da bu suç. Tabii. Bir de ayrımcılık işte din değil ırk falan filan. O, hmm. yine normalde de suç. O ikisini yapmadığın sürece istediğini git yap diyorlar. yani basit. Peki neden uzun zamandır yoksun abi diyenler var işte. Belki adam bu işlerle uğraşıyordur oğlum işte ilk 2 3 ay e, telefon elime alamadım. Çünkü ilk 2 3 ay temel eğitimden geçiyorsun işte telefon yok, bir şey yok. Saçım keldi zaten. Komple keldim. He, <laughs> daha yeni sıfırladılar. yeni sıfırladılar. Şey. Aynen. Hani telefonla uğraşamıyorduk. Bir de gittiğim yerde telefon çekmiyordu zaten. Öyleydi. Daha yeni yeni elime alabildim telefonu. Bir de böyle bir şey yapsam acaba okey mi? izin alabilir miyim diye onlarla uğraşıyordum. izin verdiler. Hani bir şey olmaz dediler. O yüzden bir süredir yoktum. Vallahi kardeşim hayırlı olsun. Bence iyi olmuş. Yani o kafandaki muallaklık en azından böyle çözümlenmiş oluyor. Eğer niyetin varsa orada kalmaya hani ve dönmeyeceksen e zaten en mantıklı yol olmuş. Ama ben ya sen önce de evliliğini A Amerikalı mıydı eşin? Evet. E o, o zaman doğma bir Türk'tü. E o vermediler mi oğlum o zaman sana vatandaş? 2 yıl evli kalmışsın. Ya ilk şey veriyorlar. Geçici. Iı, green card veriyorlar. Sonra 10 yıllık green card veriyorlar. O süre içerisinde evliysen o öyle vatandaş oluyorsun. Ve 5 yıla falan sürebiliyor. 5-6 yıl sürüyor. Hmm. Çok daha kısa. 4 ay, 6 ay civarı alabiliyorsun hemen. Vay arkadaş ya. Ben arkadaşlar ben 34 yaşındayım. Ben nasıl ne diyorsunuz? Ben herkes bana yaştan kaçtı, yaştan kaçtı. Yo sen de gelebilirsin. Alalım ya, seni de. Onu da bileydin. Nasıl alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Sistemi mi bakmıştın? <liste. gülüyor> 35 yaş sınır. Gökhan gel sen de. senem kalmış. Beni düşün 3 ay sonra böyle videodan görüyor musunuz? Yine asker şeyim var üzerinde. Merhaba arkadaşlar. Abi sorsana nereden başlıyor? Her bir türlü meslek var. Gel Peki oradaki görevin ne senin şimdi? Ne yapacaksın ya? Ne yaptıracaklar sana? Tam olarak. şeyim. Helikopter teknisyeni. Daha doğrusu daha spesifik olarak Skorski teknisyeni olacağım ben. Tamirci, teknisyen. Allah Allah. Bunun eğitimini de 4 ayda veriyorlar. 4 ayda direkt böyle bir hani meslek sahibi oluyorsun. İşte bir de kalan 28 gündeki sivil hayatında da gidip o mesleği de yapabiliyorsun. He, orada tabii yani. geliştiğin zaman, tecrübelendiğin zaman da meslek sahibi oluyorsun bir nevi. Onu da yapabilirsin aslında. Aynen. Çok iyi Buradan lan. aldığın eğitimi sivilde de kullanıyorsun. Zaten videoda da bahsettim bunlardan. İşte şey mesela Amerika'ya gelip işte üniversite okumaya çalışıyor birçok insan. dört yıl okuyor, okula para veriyor. Sonra onun borcunu kapamaya çalışıyor falan. Onun yerine direkt orduya girip şey yapmak hani o mesleği edinmek. Üzerine bir de maaş almak eğitim sırasında. Çok daha mantıklı geliyor birçok insana. Evet ya bir de oğlum ayda 2 gün diyorsun bak. Ayda hani full time hafta sonları hariç aktif böyle görev yapsan, askerlik yapsan. Belki hani e meh dersinde Ayda iki nedir oğlum? Ayda iki de ne olabilir yani? Ayda iki hiçbir şey ya. Hiçbir şey çalışmak. değil oğlum. Ve yabancı da çok burada hani sırf Amerikalılar değil. Vietnamlısı var, ne bileyim Avrupa'dan gelen insanlar var, Almanı var, Türkü var. Türk de karşı, Türkle de karşılaştım. Benden başka iki tane. <laughs> Adi yani. yani. Ulan Türkler, ulan, ulan biz yok muyuz biz? <laughs> Nasıl nasıl başvuruyoruz ciddi oğlum dur bir Amerika git de sonra başvurursun buradan nasıl başvuracaksın Selamünaleyküm Olmuş. ben asker olmak istiyorum diye mail mi atıyorsun sanıyorsun böyle bir şey değil ki bu Aynen buraya gelmen lazım Bir şekilde buradan başvuru yapman lazım uzaktan olmuyor Çok iyi vallahi adına sevindim be kardeşim özlemiştik seni de Herkes böyle bir vallahi anda... ben çet... de çok özledim Chat'te abi videoya bak videoya bak deyince Twitch'teki yayınları böyle gezerken boş yapmalı, muhabbet etmeli yayınları çok özledim hakikaten. Twitch'in beni trollemesini, benim onları trollemem <laughs> çok hoşuma gidiyor. Hakikaten acayip keyif olarak yapıyorum. Bir de sen gurbettesin. Gurbette olduğun için de o sana çok büyük ilaç geliyor işte. Bir sürü Aynen. insanla sohbet ediyorsun, Türklerle Türkçe konuşuyorsun falan. O bence seni bayağı bir tedavi ediyordur orada. Aynen. İşte şeye uzak kalıyorsun ya böyle insan kendi kültürüne, çevrene, kendi hmm. mizahına falan. O bana hakikaten ilaç gibi geliyordu yayınlar. Çok seviyorum yayın yapmayı ben de. Ama işte şimdilik ara verdik. Maalesef. Yaparsın yaparsın. Sen yani bir oturttur kafandakileri de bir başla da şuna. Ondan sonra lan ayda iki gün diyorsun. Geri kalan günlerde işte Uber'in yaparsın. Uber yapmasan bile yayınını yaparsın. Bilmiyorum ne yapacaksan da. Ama özlendin Aynen. yani bil. Sana gelip böyle laf atmayı bile özledim. ben de özledim sizi. Homeless ha? <laughs> sana da asker yapalım homelesslıktan komutan oldu falan ne? Sen o bana homeless diyen kızın Instagram'ını atsana bir ara. Sana hangisi demişti onu Vallahi Allah bilmiyorum bir tanesi de homeless dedi. Onu bana bir al, ona iki çift lafım var. Ona bir görüntü. Sen, sen buraya gelecektin biz o kızı bulacaktık. Sen çıkacaktın bir anda karşısına. Öyle bir senaryo kurmuştuk hatırlıyorsan. Evet. Arkadaşlar tam olarak böyle bir senaryomuzda hala geçerli. Amerika'ya gittiğim zaman ee, ben de Uber'le değil taksi olarak gideceğim. <laughs> Ondan sonra <laughs> bayağı homeless kılına da girmeme gerek yok. Zaten öyle benziyorum. Aynen. Ondan tam sonrası... Tukan'ı göstereceğim. Kız böyle homeless dediği anda böyle <laughs> Tukan cama vuracak böyle tıklatacak. Aç aç diyecek böyle. Homeless <laughs> homeless. <Allah 'ım> ya <laughs> ya. Tövbe yarabbim. Neyse o kızla ayrı. Ya geleceğim Amerika'ya da bir türlü fırsat bulamıyorum. Benim bir de şimdi ikinci yeğenim oldu. Ondan sonra Aa. Amerika'da biliyorsun benim de ablam. İşte bir ara fırlayacağım gideceğim. Sürpriz yapacağım. Yani sürpriz yapacağım dediğim böyle planlı bir sürpriz yani. Artık sürprizi kalmadı. Evet sürprizi kalmadı. Biliyor <laughs> o da zaten. Ben geldiğim zaman mutlaka sana da uğrayacağım zaten. Herkesi bir gezeceğim mutlaka oradaki. Mutlaka gel. Aynen. Mutlaka gel ama geleceksen 2022'de gel ya. Kaçırırım yoksa. Nasıl lan? Seneye önüm yani 2-3 ay daha gelme sonra. Yok 2-3 <laughs> ay daha gelemem lan zaten. 2022'de gelirim gelirsem. İyi o zaman güzel. Ha, an her bir, türlü bir vlog yakalarım. da çekeriz. Makara da yaparız, kukara da yaparız. Ondan sonra bir bir, bir Uber atarız seninle. Hatta var ya direksiyonu sana vereyim birkaç tur Uber sen yap. Tamam olur yaparım. Benim über, ekrandan gir überci yani. Bir benden gör bir de. Ha? Lanet olsun. Bir, <laughs> bir iki video yap bakalım nasıl oluyormuş. Bir de senden görelim. Olur olur valla. 2-3 <laughs> gün bir ısınırım orada şey olarak. Üf. Oğlum geri o... gelmiyormuşsun sonra Türkiye'ye. Ya Türkiye gelirim de yeni... beni <laughs> <laughs> ya ben oğlum Amerika'ya gittim zaman ilk üç ay öyleydim lan zaten. Ben dedim tamam abi burada iş hayatımı kurarım dedim de dördüncü aydan sonra bir gurbet vurdu beni. Ondan sonra e, tabii küçüktüm lan o zaman 20 21 yaşındaydım ya. Evet ya buraya gelenlerin zaten en çok zorlandığı konu benim de aynı şekilde o özlem aile arkadaş ülke çok özlüyorsun hakikaten. Evet. Ama bir yandan da diyorsun ki ulan böyle bir ülkede yaşamak var diyorsun. Ondan sonra diyorsun lan biz ne hale gelmişiz falan filan. Oralara çok girmek istemiyorum şimdi de. Yani onlar birazcık üzüyor. Derken böyle bir karar vermek zorunda kalıyorsun falan. Öyle bir boktan bir şey. Yani hem güzel hem kötü. Aynen öyle. Anlamışsındır herhalde demek istediğimi. Anladım anladım. Zaten chat aman Gökhan abim aman falan <laughs> Artık ben konuşabilirim herhalde ya. <laughs> asker asker dolmuşum. Bana bir şey olmaz herhalde artık. Ee, vallahi bize bu aralar çok yükleniyorlar ya. Bize bu aralar her Kim, yerde haber, haber oluyor. Biz haber oluyoruz işte Twitch çocukların psikolojisini bozuyormuş. Ee, ondan sonra kötü örnek oluyormuşuz çocuklara derken sigara çekiyorum. <laughs> biz de onlarla uğraşıyoruz işte. Bu Uğraştığımız e, şeylere bak ya. Vallahi öyle. Gereksiz şeyler yani. Evet sırf seni gördüm diye sigara içiyorum şu an ben de. Aynen öyle. <laughs> Ay psikoloji bozan hiçbir şey kalmadı. Psikolojiyi Aynen. ben bozuyorum amına koyayım ya da biz bozuyoruz neyse. Ama Sittir... mafya dizileri hiç etkilemedi kimseyi. Yok, yok Senin yok, sigaran lan. etkiledi. Aa, orada sansür var oğlum orada şey küçük su bardağına sansür atılıyor çocuk etkilenmiyor ama hani neyse bunları dün zaten bayağı bir konuştuk. Ee, bir içimizi döktük değil mi? Chat bir rahatladı yani herkes. O zaman... Bir daha gerek yok o ha, zaman. Ha bir daha işler. gerek yok yani yeter de. Twitch <laughs> TikTok'tan kötü diyen benim abi Totumu yesin abi. <laughs> evet, Twitch Evet TikTok'la Twitch'i de karşılaştırmışlar. Enteresan şeyler yaşanıyor ya. Vallahi Gökhancım adına çok <laughs> sevindim. 10 numara. Zaten konuşuruz şey yayın dışında da böyle sende bir bir FaceTime yapalım kayıtlı. Tamam olur. Birkaç tane detay soracağım. Benim de aklımda bir takım planlar var da bari senden alayım bilgileri. Kardeşim ben sana mesaj atmıştım zaten en ama sen... Ne zaman attın amına? Hep ben mesajları hmm. görmüyorum ben. Görmüyorsun. Niye ne zaman attın? Instagram'dan mı attın? Evet. Sen bana numara at istiyorsan. Ben sana, ben sana, nereden mesaj atıp istiyorsan öyle, öyle atayım. Yanlış oldu biraz. Ona yazmışsın lan. Harbiden yazmışsın. Ben sanatta bu konuyla ilgili. Ha bak mesaj bir dakika da şu ilk, ilk attığın Amerikan muhabbet ordusu muhabbetini ben hatırlıyorum. Bilinçaltım hatırlıyor. onu. Uyurken mi açtım artık. Niye açtım bilmiyorum. Ama geri kalanını görmedim. Dur ben sana numaramı atayım direkt. Tamam ben sana yazarım. Ama ee, hafta içi çok böyle anında dönemeyebilirim de hafta sonları müsaitim genel olarak. Sıkıntı yok ya. Bana da hata, atacağım arkadaşlar size de şimdi. Atacağım bekleyin. Yazdım sana beni ekle Whatsapp'tan bir mesaj at sana, zahmet ya. Tamam ben söyleyeyim numarasını chat size. Söyle bakayım. Valla bir sürü 8 var içinde. <gülüyor> <gülüyor> Gerisini siz tahminin. Tak diye söylüyormuş sana böyle benim surat ifademi hayal et orada. Harbiden ha. <laughs> Çaycı elin banda dursun. Ne olur <laughs> <Doğru> olmaz. <laughs> Vallahi sen iyiysen <laughs> sıkıntı yok mu oğlum. Yani keyfin yerinde Ben iyiyim ya, şimdilik. Yani bir sıkıntı yok. Bir an önce bitsin de normal sivil hayatıma döneyim diye bekliyorum işte. Bir de tabii şu vatandaş kalle olunca da seneye 2022'nin yazı falan gibi bir Türkiye'yi düşünüyorum. Eğer halil olursa vatandaşlık. Vallahi Böyle gel. Yani. Gel biz buradayız. Her türlü ağırlarız. Kardeşim gideceğim. Seni falan görmek istiyorum hakikaten bir İstanbul turu yaparım büyük ihtimal. Ailem İzmir'de ama. Ya Türkiye'ye gelirsen İstanbul'a İstanbul gel oğlum. Gel bende de kal. Hiç sıkıntı <laughs> Valla arkadaşlar adam işte gördüğünüz gibi bir şeyle ayda iki günlüğüne orduya girmiş. Hayırlısı olsun. Ben de ilk duyunca çok şaşırmıştım ya ayda iki gün böyle nasıl ya falan enteresan ama hakikaten varmış böyle bir şey. Kim söyledi sana bir arkadaşın falan mı söyledi bunu? bana biri e, discorddan atmıştı asker olunca işte vatandaşlık alınıyormuş falan filan diye e, sonra gidip sordum bir tane şube buldum google'dan arattım buldum ondan sonra daha doğrusu şey bir tane sokak festivali gibi bir şey vardı orada denk geldi anlattılar işte böyle böyle iki tane opsiyon var diye dediler birisi tam zamanlı birisi ayda iki gün çalışıyorsun diye dedim okey madem daha doğrusu bir o aklımda vardı. Bir de işte bir yandan ben helikopter tamiri muhabbetti, x bir'den kesişince dedim şimdi helikopter okuluna 30 bin dolar vermektense bir de hani hiç çalışamayacaksın o sırada. Burada hem eğitimi alıyorum hem üzerinde bir o kadar maaş alacağım. Yani hem para cebime kalıyor hem üstüne bir de para kazanıyorum gibi bir şey oldu. Yok zaten yorumlarda da millete bir şey yapmış yani. yani. Hem açık sözlüğün hem de böyle mantıklı manevralar yaptığın konusunda hep yazılar yazmışlar. Demek ki en doğru kararı vermişsin yani. Muhabbetini özlemişsin. Ya ben abi. bu kararı verirken bayağı zorlandım işte şey olarak hani. Ee, zorlandım kısacası. <laughs> bu kararı verirken. Bunu paylaşma konusunda da birazcık karar verirken zorlandım. Ama dedim hani saklayacak bir şeyim yok benim abi, bunlar, hayatım da ayıp, ayıp bir şey değil ayıp bir şey değil bu 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 tip şeylerden gerilmek ve korkmak bizim ülkeye abi çok enteresan yani sen bir bireysin sen bir insansın senin hayatın istediğin her şekilde yaşayabilirsin istediğin her adım atabilirsin bunu senin anan baban kardeşin hayatındaki insanlar sorgulamıyorken bir başkasını sorgulama lüksü şansı hakkı hiçbir şey olamaz artık bunu bizim ülkeye öğrenmemiz lazım yani Kimse kimsenin gerçekten attığı adımları sorgulayamamalı ya. Bunu niye aşamıyoruz? Ben de onu çözemiyorum bir tek. Düşünsene sen evet. bu yaptığın işi açıklarken bile uzunca bir süre düşündüm diyorsun. Yav kime evet. ne? İster Amerika'da yaşarsın, ister Amerika'daki orduya katılırsın. Bu seni ne vatan aynı yapar, ne bir bir şey yapar. Yani bizim İnsanımız çok enteresan. Artık ben de tahammül seviyem çok zeminlerde bu arada artık sosyal medya yorumlarını insanların ne kadar böyle çirkinleşebildiğini gördükçe kanım donuyor ve şey evet. oldum artık böyle hani agresifleşiyorum anladın mı? Hiç böyle garip bir psikolojiye bürünüyorum. O yüzden her fırsatta da bunu söylemek ya yani söyleme ihtiyacı duyuyorum. Mide bulandırıyorsunuz arkadaşlar size demiyorum chat yani bu tarz insanlara söylüyorum. Bırakın insanlar nasıl yaşamıyorsa yaşasın Herkes kendi hayatından sorumlu ya Yani bu kadar basit ya Din, dil, evet. ırk Neyse ne yapmak istiyorsan sensin Onun sorumlusu bir başkası değil ee, Kimseye de yargılama hakkı düşmüyor Siz kimsiniz amına koyayım Yani aynı şekilde ben kimim Aynı şekilde Gökhan kim Aynı şekilde sen kimsin Bu kadar basit Aynen matematik öyle. Ama işte böyle söyleye söyleye anlat anlat. Anlayabilen anlatıyorsun ama anlamayan yine aynı şeyi yapıyor. Kafasını kullanan, bilinçli olan, vizyonlu olan insanlar zaten bu tip şeyleri sıkıntı etmez. Vizyonsuzlar da ağlayıp duruyor zaten. Sen de onlara hiç takma. Ee, ne yapmak istediysen izleyicilerinle, takipçilerinle paylaşmışsın. En güzeli de buymuş. Zaten bırak onun gibi düşünenler seni takip etsin. Düşünmeyen siktir et seni izlemesin zaten. Böyle şeylere kafanı takma bile. En son zaten şu dediklerini kafamda geçirdim ve videoyu paylaşma <laughs> kararı verdim. En, en güzelini son. yapmışsın, Vallahi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yani özledim hakikaten hepinizi, Tvci vesaireyi. E, en kısa zamanda dönmek istiyorum ben de. Döndüm, Ama bir arada şey sırada böyle işte tanıdığım yayıncı arkadaşlara böyle zart diye giriyorum Discord'ların arada. Anca öyle olsun. katılıyorum tvci'ye. E. Gir, biz hep buradayız Çünkü... oğlum. Biz, biz buralardayız ne zaman tabii şimdi ben mesaj atmışım cevap vermemişsin dede de yani benim genelde gördüğüm yerler Whatsapp ve Discord oluyor ağırlıklı. Onun dışında çok yakalayamıyorum Instagram falan. Ee, Discord'tan ekleyeyim o zaman. Bu, burada bile ekli değiliz yani ekledim şimdi ne yazsan Aynen. görürüm. Tamam Discord'tan ekledim o Insta'dan yazmam o zaman bir daha. Yazma ya görmüyorum mesela bir story atıyorum mesela benim inbox'ım oluyor 150-200 mesaj. O aralarda kayboluyor gidiyor abi o yani. Çok garip bir durumu. Allah yardımcınız olsun eğer chat'i okuyorsan sen adım arkadaş Eyvallah arkadaşlar ne alaka bilmiyorum ama. <laughs> Sağ Sana mı dedi bana mı? Sana demiş. ikimize de demiş olabilir fark etmez. Sen de öylesin. Sen de adamın aslında. Hayvancı Sen... Joe. <laughs> Hayvancı Joe. ben de seni çok seviyorum lan fake taksici seni. Bak biri yazmış öpüşme <laughs> videoları daha çok gelsin Gökhan abi demiş. <laughs> Kardeşim bak bundan sonra üniforma var üzerimizde. Oh! Karizmayı sen düşün artık. Karizmayı sen düşün. Ay üniforma <laughs> fantezisi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yakında astronot da oluruz. <laughs> Yalnız Hepsi o Türk ya. üniformasıyla daha bir seksi olur ha. deyip böyle gene şey yapıyorum değil mi? oyun ne abi okusun falan. Hemen versus. Kapıştır baba. Ya bir bulalım Paris dedim o da olur ya. Olur. Orada ben burada Türk askerleri de gördüm ya 3-4 tane. Onlar da eğitime gelmiş. Aynı eğitim alıyorlar. He Türk askeri ama alıyorlar. orada eğitim alıyor değil mi? Bizim işte Namık ha, Namık hoca'nın e, gidip orada eğitim vermesi gibi ya da eğitim alması gibi. Aynen. E, Aynen, o karşılıklı sistem devam eğitim edeyim. alıyorlar, hmm. veriyorlar. Birbirine itiyorlar, işte farklı ülkelerin askerleri. Onun gibi şeyler. Aynen öyle. Verizli kar. Ne aldın lan, Porsche aldın mı kendine? Yok ya, benim Audi duruyor hala. Arkadaşın evine park ettim. Parasını ödüyor Meray ama öyle <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Nat olduğu için. Araba sürmeyi özledim ya. Ya lan o kadar sürdüm bir dinlen biraz sürersin ya. Yani. Oğlum çok seviyorum ya. Neden bilmiyorum ama araba kullanınca böyle terapi gibi geliyor bana. <laughs> ama orada keyifli de lan. Yani trafik stresi bir yere kadar işte yollar düzgün falan Aynen. ya. Böyle bir huzur veriyor. Aynen. Audi kaç bir diyorlar? Dakika, ne, Audi ne senin? Audi Q3 var. 2018 model. Kaç aldın? Söylemeyeyim şimdi. Söyle lan söyle. Yok da biz zaten üzülüyoruz her gün. Söyle söyle ya. <laughs> 30 bin dolar aldım. Sıfır aldın ha? Sıfır değil, ikinci el aldım ama bayağı temizdi. Ee, 30 bin dolar aldım. E tabi oğlum bu arada yani işte böyle Alman markaları, Avrupa markaları falan yine Amerika'da çok çok ucuz değil. Böyle ucuz da hani evet, biraz pahalı. diğerleri kadar ucuz değil yani. 30 bin Aynen. dolara e, Amerikan arabası alsa kralını alır mesela yani. Aynen aşağı yukarı aynı arabayı Amerikan modeli olsaydı 20 küsüre alabilirsin. 21'e 22'ye falan alırsın herhalde. Abi videoda Altı 50 dakika olursun. dedin şu an konuşmamız bir saat sürdü. Tamam daha iyi oldu işte oğlum. Birebir konuşmuş olduk en azından. Gerçeğini getirdik. Gerçeğini getirdik. Işte, getirdik. Daha, daha harbiden daha ne istiyorsunuz <laughs> lanet olsun. <laughs> bizim, bizim burada tofaş 30 bin abi birim olarak aynen. Ya, ya, o ikisi de ayağını yerden kesiyor kardeşim. Şükret biraz. Tabii ya. İkisi <laughs> yani kesiyor. En, en önemli nokta o zaten onu kaçırıyoruz biz. Selamlar. Telefonun ne şey, e, benim telefonum mu? Evet, ben ne tu tu var. tuşlu kullanıyorum. <laughs> benim telefonum iPhone kardeşim. Ama iPhone kaç şimdi kardeşim? Tuşlu iPhone mu? 11. Tuşlusundan. Hayır lan tuşlu değil. iPhone 11 işte. <laughs> tuşlu bu da yani ama dokunmatik tuşlu. <laughs> He anladım. de iPhone 11 var. Güzel. 14 çıkıyormuş. Gayet işte bak görün mü? Ya. 13 ya. değil miydi? Yok da 13 değil. 11 benim ya. 11 de işte aldık. Bir 6 sene daha kullanmayı planlıyorum. <laughs> Yalan ben 13 Pro'yu şimdi videoyu izlemedin diye artık özet geçiyorum ya hepsini. Ta, tamam, on, 13, 13 Pro mu aldın? 13 Pro'yu aldım ama kaça aldım? Kaç aldın? 200 aldım. <laughs> 200 dolar aldım. <laughs> 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 Tukan iptal <laughs> Yayıncıma bir şeyler oluyor. <laughs> Anladım abi. <laughs> şu şu sessizliği hissettiniz değil mi? Ses, bir sessizlik <laughs> oldu ya böyle. Onu hissettiniz. Olur oğlum ya. Ya sıkıntı yok. O, o da arıyor. O 30, da arıyor. O kadar. Yani. O kadar değil yani şey. Kullandığım telefon Samsung S10'du. Ha. Ee, bunu 800 dolara almıştım zamanında. 2 yıl önce falan. Şimdi bunu veriyorum. 800 dolar indirim yapıyorlar. iPhone 13 Pro'da 1000, 1100 dolarlık bir modeli vardı işte. 800 dolar indirim. Kalan fiyatını vereceğim. Bir de işte kimliğimden dolayı bir 100 dolarda indirim. 200 dolara geliyor. Sen Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Telefon mu lazım? Ha, yani bana bir tane telefon getirirsen <laughs> Çünkü hani 1000 dolar, diyor, 1000 dolar diyorsun 8000 liraya tekabül eder. Ee, tamam daha iyi iyi iyi? <laughs> Çünkü kaç para şu an o şu an güncel telefon fiyatları 15 üstü değil mi arkadaşlar? O o pardon 8 demişim özür dilerim geçen ayda o. 9000'e mi geliyor şu an? <laughs> tamam. Ya yeni çıkan iPhone modelleri burada 700 ile 1100 arası değişiyor modeline boyutuna göre. Hmm. Pardon 700 ile 1500 arası değişiyor. Ha, açtırmak için 2500 ödeme yapıyormuş. O açtırma parasını hiç bilmiyordum Öyle ya. bir şey yoktu lan. Biz gidip Türkcell'den bir yerden yapıyorduk onu 100 liraya. Oğlum ben zamanında 50 TL'ye telefon açtırdım. E tamam ben durumda. de 50 lira 100 liraya açtırıyordum. Pasaport, giriş çıkış hani kovalardık ya. Şimdi öyle değil galiba. Şimdi artmış olabilir o fiyatlar. Sen en son ne zaman açtırdın? Benim bir 6 yılı var. Benim en de az. 10 yılı var. 8-9 yılı vardır ya. Ya. O zaman öyle değildi. Yani öyleydi de şimdi öyle değil daha 2K'ya geçmiş diyor chat. Hımm. Eskiden ya yine 10K'ya 11K'ya denk gelecek diyorsun ha. Yine öyle, iyi. Öyle geliyormuş. O düşün bak onu hesapladın yine iyi diyorsun ha. Vay arkadaş. Bak. Ya. Evet. Yani aslında iyi değil de. Hayır hayır ya yine iyi o fiyata göre baktığın zaman piyasaya göre. Yine ona geliyor. En azından. Başka bir tane daha birilerini almamış oluyorsun telefon. Kendini alıyorsun sadece. Emniyet Müdürlüğüne 2500 lira bir saniye arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi, <laughs> bir çözümü var Murat'a. <laughs> <laughs> hey, oğlum anladım. ben bana dedim hani ben buradan getirirken bir tane de kendimi alayım diyorum ya genelde yurt dışından getirenler. <laughs> Onu dedim. Sen yanlış anladın. Kimi yanlış anladı lan? Neyse hiç anlamamışsın daha güzel. Yok oğlum ben ba baya tele <laughs> ha sen bir şey, ben başka bir yerdeydim o an belki duymamışım. Şey ben o hesap yapıyordum arkadaşlar. <laughs> tamam tamam güzel. He. Ben getireyim ya bir şey olursa merak etme. Yine bir laflar sokuldu galiba bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Gökhan beni aldıracan amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah. Yok konuşan benim ya Tukana Tukana Ya mı? yok lan o ne alakası var canım <laughs> bir sıkıntı yok ya. Artık böyle şey ya hani bir garip bir dönemdeyiz Türkiye olarak. Harbiden garip evet. bir dönemdeyiz yani herkesin Artık bir şeyleri sorguladı. AB tarafından bahsetmiyorum artık. Siyasi olarak da söylemek istemiyorum sadece ama. E, şu aralar böyle bir... Herkes bir şeyleri sorgulamaya başladı. Böyle bir, bir garip bir... Çünkü ekonomi çok değişik bir yerde şu an. Evet. Çok değişik bir yere çıktı. Doğal olarak da insanlar artık... E tabii bir yerden tepkisini göstermeye başladı yani. Ve yani kimse evet. kendi cebi, kendi ya da ailesi için falan mevzusu değil bu. Genel olarak Türkiye artık şeyi konuşmaya başladı. Yani ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Çok korkutucu Sen bir şey Ben medyadan bu. takip ediyorum ben de hani hem paylaşılanları hem yorumlara böyle gidip bakıyorum, okuyorum. Hani hakikaten değişim var birkaç yıl öncesine göre insanların yazdığı ya da yazabildiği Abi, şeyler. Aç değişmiş. aç insanlar, aç aç. Yani Her birden açılar. Ve tahammül kalmamış. Biraz yani. o var bir de artık çok kutuplaştık artık kutuplaşma devrinden çıkması lazım bu ülkenin insanının hepimizin e artık bir şeylerin fanatikliğini değil e gerçekten çoluğumuz çocuğumuz için ailemiz için daha refah seviyemiz için bir şeyleri konuşmamız gerekiyor e bu noktada da e tabii ki de konuşuyor insanlar yani evet. ifade özgürlüğü abi söyleyecek tabii. Söylemek zorundasın. Bir noktada konuşmak zorundasın. Seni rahatsız eden bir şey anlatmak zorundasın. ben çete genelde şey diyorum. Hani bunu hakaret etmeden, küfür etmeden, evet. E, çıldırmadan... Evet, hakaret etmeden. Daha düzgün bir şekilde yaşadığın sıkıntıyı anlatmak kadar doğal bir şey yok. E, evet. ar arkası dolu olan her türlü savunma. Zaten bir şekilde dinlenmek zorunda. Dinlemek zorunda herkes. O yüzden şu aralar onu görüyorum ben. Yani bazı insanlar yorumlarını yapıyorlar artık. Evet. Yani benimle de mesela şu an burada olmamız temel temel nedeni aslında bu. Aynı yere denk geliyor. Keşke ben öyle, de... Öyle, ben üstlüyorum mesela. Bak sen, sen, Amerika diyorsun mesela. Şu chatte atıyorum. Benim abonelim kaç Al 16 bin abonem var. Ee, diyelim ki burada chatte de 8 bin abone var. 8 bin tane genç var burada baktığında. O 8 bin tane genç e, hadi BB spam atıyorsa ben üzülürüm bunu abi. Yani üzülüyorsun, üzülmemek elde mi? Adam BB evet. diyor ya. Yani bir noktada ülkesinden gitmek istiyor. Bu çok üzücü bir şey. Bu herkesin kanına dokunması gereken bir şey. Harbiden kanına dokunması gerekiyor. Kurumluların aynen kesinlikle yani yani üzülmesi lazım. Her, her bu taraf için, için söylüyorum bunu. Her taraf için evet. söylüyorum. Yani bu ülke yönetiminde yer alan herkesin buna kulak asması lazım. Gençler evet, sadece bir kişi değil. Bir kişi bir değil, değil, değil abi değil bunu. Herkesin konuşması gerekiyor bu konuda. Çünkü Abi gençlerden başka bir ülkenin nesi olabilir ki? Yani en değerli varlıkları gençler abi. O gençler yarını belirleyen kişiler ya onların mutsuzluğuna kulak asmak lazım. Asılmazsa olmaz. Gelecek gençlerde Hayır. yaşlılar ya da bir işte 50 üstü 60 üstü insanlar zaten bir şekilde yaşamışlar gelmişler ama bundan sonra yarın öbür gün çocuk yetiştirecek olanlar vatana millete hayırlı olan insanlar anında buradaki insanlar. Bizden de geçti. Benden bile geçti baktığında. Ben 34-35 yaşındayım. Ee, bir noktada her dönemi, her farklı versiyonunu yaşadım. Ama sizin söylemleriniz ve sizin düşünceleriniz e, herkesten önemli. O evet. sebeple ben üzülüyorum. Herkesin BB yazmasına bilmem ne yazmasına, hadi gidiyorum yazmasına, işte bu kıyaslamaların yapılmasına. Ben isterim ki burada chatte abi ben bu ülkede çok mutluyum. Ben e, mis gibi yaşıyorum abi. Oley demesin. ister kim istemesin ki? Keşke hakikaten <laughs> neyse bunlar konuşulur daha da çok konuşulacaktır bu muhabbet hakikaten yani sabaha kadar gider gider Allah sorumuzu hayır etsin mutlu Maalesef etsin gider. Ee, diyecek başka bir şeyim yok şu an için aslansınız chat o zaman Gökhan'ım ben bizimkilerin yanına gidiyorum bekliyor onlar oyunda tamamdır ne oynayacaksınız? Vallahi bugün korku oyunumuz var. Bir Bigfoot'u bitireceğiz. Bigfoot'tan sonra iki tane jumpscare'li korku oyunumuz var. Bir altımıza sıçacağız. Öyle oynayacağız işte. Bakalım. Tamam. Ben de sessiz sessiz izlerim büyük ihtimal Cansın. Seviyoruz Hepiniz seni. Hepinize. Ben de sizi i̇yi seviyorum. İyi geldin. Teşekkür ederim chat. Kendinize iyi bakın. Ona görüşürüz yine. Sağda solda oradan buradan çıkabilirim. Öyle. Hadi öptüm çık, hepinizi. Çık, ne zaman istersen öpüyorum seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Oy oy. Selam abi nasılsın? Yemin ederim ki ee, 3090 alacağım. 4 gün sonra abi yollayacağım zaman haberleşiriz. Melih yayın yapmayı düşünüyor musun? Bizim ufaklıkta mı? Yaparız onu da yaparız. Hüseyin 7 lira alamış. Korkmak istiyorum abi hadi. <laughs> Psikopat mısın oğlum sen? Abi yani seni seviyoruz da yani kuru bir sevgi değil. Beni güldüren tek adam sen kaldın. Bakalım Allah uzun ömür versin abi sana. Cümlemize kardeşim teşekkür ederim. Az da olsa bir tebessüm ettirebiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü ben komedyen değilim. Ben şakamatik değilim. Ben baya düz ortalama bir insanım. Yüzünde bir tebessüm oluşturuyorsam ne mutlu bana. Abi iyi yayınlar. Ben 22 yaşındayım. Gerçekten çok güzel bir yerde, güzel bir işe başladım. Ama sabah 6'da çıkıp akşam 7'de eve gidiyorum. Ve bir anda hayatım böyle mi geçecek? Bundan sonra farkındalığı geldi. Moralim bayağı bir bozuk demiş. Sabah 9, akşam 7. Benim, bizim çoğumuzun hatta pederin 40 yıl boyunca izlediğim çalışma prensibi. Sabah 6'da 7'de çıkar, akşam 7'de 8'de döner. Kimin videosunda gördüm lan geçen gün? Ne oluyor yağının videosunda gördüm. Şeye gitmişler Yunanistan'a. <laughs> Nasıl satayım? Öğlen gezelim demişler saat 4 mü 3 mü? Bilenleriz vardı chatte ben bilmiyorum hatırlamıyorum detaylarını da. Ortada insan yok. Sonra sormuşlar insanlar çalışmıyormuş o saatte. <laughs> Geziyorlar ki dükkanlar kapalı bakkallar kapalı. Ulan ne hayat lan bu? Hiç alışık olduğum bir şey değil yani. Geziyorlar insan yok. Sabah kaç 9-12 arası çalışıp 4 ile 5 ile 8 arası mı ne çalışıyor? Garip bir sistem Avrupa'daki sistemler. Mesela 9'da da mı 9 iş paydos veriliyorsa adam <laughs> gidiyormuş böyle çok garip. Korku şimdi gidiyorum da bakayım Bizimkileri çok beklettik. 3 2 1. Tamam ne 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 Onunla konuşuyorduk. dinledik ki ben gidiyorum. Ben evet. artık <laughs> Amerikan Army hadi bakayım. <laughs> Amerikan Army, Army. Vay be. Adam orduya katılmış ya <laughs> 10 sene sonra konuk alırlar ufaktan Gökhan'ı yeni yayıncılar, o dönüm yayıncıları. İşte e, Amerika'da bir Türk asker. Yaşı yetmez ki babolun demiş biri.